Bismillahirrahmanirrahim. Ölüm hakkındadır. Ölüm en büyük gerçektir. Her nefis ölümü tadacaktır. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Ölen kimsenin yanında bulunursanız hayır söyleyin. Bu vefat eden Ebu Seleme hakkında Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam: Allah'ım, Ebu Seleme'yi affet ve onun derecesini yücelt buyurması gibi bir söz olmalıdır. Cahiliye döneminde adet geride kalanların kendi aleyhlerine dua etmeleriydi. Ola ki bu icabet saatine rast gelir ve duaları kabul olabilirdi. Cahiliye döneminde ölülerin kötü şeyleri söyleniyor. Efendimiz bunu yasaklamış. Ölüleriniz hakkında iyi şeyler söyleyin demiş. Ölüleriniz hakkında iyi şeyler söyleyin. Güzel şeyler söyleyin. Resulullah bunu hem ölü hem de kendileri için daha hayırlı olacağı şeklinde beyan buyurmuş, değiştirmiş. Böyle ölüm anında Allah'a teveccüh edilmiş olmak için bu duanın okunması sünnet kılınmıştır. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Allah taksiratımızı affetsin. Bunlar güzeldir. Ölünün yıkanması meselesi. Resulullah aleyhisselam kızı hakkında şöyle buyurdu: Onu su ve sidir ile tek olarak 3 defa yahut 5 defa, hatta lüzum görürseniz daha fazla yıkayın. Sonuncuda koku da kullanın, kafur kokusu da kullanın demiş. Müslim'de bir hadis bu. Biliyorsunuz peygamberimizin çocukları Fatıma annemiz hariç hepsi peygamberimizin hayatındayken vefat ettiler. Dolayısıyla kendi kızı hakkında böyle buyurmuş. Onu demiş. 3 defa yahut 5 defa lüzum varsa daha fazla yıkayın. Ölüyü yıkamak Müslümanlıkta bir saygın ifadesidir. Allah'tan temiz geldik ve Allah'a temiz gitmemiz için. Müslüman olarak doğar insanlar temizdir. Hayat bizi kirletmiş olabilir. En azından suyla temizlenerek tekrar temiz gitme niyetimizi ifade ederiz. O yüzden yıkanmak, ölünün yıkanması meselesi Müslümanlıkta çok güzel bir şeydir. Bütün vücudu yıkan, adeta gusül abdesti aldırılır. Allah'a öyle takdim edilir. Onu sağından ve abdest organlarından yıkamaya başlayın. Bu da yine Müslim hadisi. Cenayizde geçiyor, cenayiz bölümünde. Ölünün yıkanmasında esas onun diri gibi yıkanmasıdır. Çünkü ölü diriyken öyle yıkanırdı. Ölüyü yıkayanlar da kendilerini öyle yıkarlar. Ölüye değer verildiğini ifade için bundan daha iyisi olamaz. Sidir ile, yani çok sayıda yıkanmasının emredilmesi, ölüm hastanın aşırı derecede kirlenmesine ve pis kokuların cesedine sinmesine sebep olabileceği içindir. Böyle güzel kokuda sürülüyor filan. Önemli yani. Çünkü çok değişik hastalıklar var. Gerçekten onların kokuları insana siniyor. Sonuncu yıkamada kafur kullanılmasının emredilmesi ise bu bitkinin cesedin çabuk bozulmasını önleme gibi bir özelliğe sahip olmasındandır. Denildiğine göre kokusuna haşeratın yaklaşmaması gibi bir faydası varmış. Türkiye'de de cenaze işleri güzel yapılır. Güzel yapılır. Kabirler güzel açılır. Ölünün yerleştirilmesi gerçekten güzel yapılır. Sağından başlanması ölünün yıkanmasının dirilerin yıkanması münasebesi olmasındandır. Ve bu organlara daha çok değer verildiğinin ifadesidir. Burada bir antiparantez açalım. Şehitler yıkanmaz. Şehit hakkında geçerli olan sünnet onun yıkanmamasıdır ve kanıyla birlikte elbisesiyle gömülmesi şeklindedir. Bununla yaptığı işin çok yüce bir şey olduğunu dikkat çekilmiş olur. Ve amelinin baki olduğunun ilk anda zihinlerde hemen yer etmesi sağlanmış olur. Geride kalanlar bunları şehit olarak saygıyla anar ve bir ruhaniyet orada oluşur. Herkesin saygısını kazanırlar. Hatta ölü de inancımıza göre kabirde dirilir. Kanı ve elbisesiyle gömülmesi gibi kendini o halde görünce ölüm anındayken yapmakta olduğu ameli hatırlamasında ve onun yanında temessül etmesinde kendisine yardımcı olur. Ha der ki, ben savaşıyordum, demek ki öyle ölmüşüm, şehitim. O da moral bulur. Çünkü bilir ki, ölü de bilir ki şehitler cennete gider. Ölü de moral bulur. Kabirde mesela rahatlar. Ben şehitim, Allah'ın huzuruna gidiyorum, elhamdülillah der, rahatlar. Kabir sıkıntısı olmaz mesela.
elbisesini ve kanını görür. Müthiş bir ikram değil mi? Dışarıdakiler öyle, kabirdeki öyle. Önemli yani. Peygamberimiz hadiste buyurmuş ki Buhari cihat, Müslim'de imare. O iki sahih kitapta, Sahih-i Müslim'de ve Sahih-i Buhari'de geçen hadis şöyle buyurulmuş. Yaraları kanar, rengi kan rengi, kokusu mis kokusudur. Şehitlerin durumunu böyle izah buyurmuş. Yaraları kanarmış, durmazmış. Rengi de kan rengi, kokusu da misk. Yani kendi kendinin rahatlaması için her şey yapılmış adeta. Elbiseleriyle gömülmek bu. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin. Şehitlerin, ama gerçekten şehit olmak lazım. Onun da altını çiziyorum. Çünkü her ölen savaşlar ölen şehit olmaz. Adam küfrede küfrede savaşa gitmiş. Ya o dinsiz imansız savaşta ölmüş. Olmaz. Şehit olması için Müslüman olacak, imanlı olacak. O zaman şehit olur. İhramda ölenler hakkında da güzel bir şey söyleyeyim. Belki daha önce duymamışsınızdır. İhram halinde iken ölenin ihram elbisesi içinde defnedilmesi gerekir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam böyle buyurdular. Onu iki parça olan ihram elbisesi içine kefenleyin. Ona koku sürmeyin, başını örtmeyin. Çünkü o kıyamet gününde telbiyede bulunarak diriltilir. Bu da hem Sahih Buhari'de hem de Sahih Müslim'de geçiyor. Hac bölümlerinde. Buhari'de cenazede, Müslim'de hac bölümünde geçiyor. Erkekler iki parça ihram elbisesi giyerler. Üstlerine ve altlarına dikişsiz iki tane bez. Diyelim tavaf anında öldü. İhramlı yıkan öldü. İşte öyle gömülmesi gerekiyor. Aynı şehitler gibi yani. Öldüğü şekliyle gömülmesi lazım. Resulullah Aleyhisselam ölü içinde öldüğü elbiseyle haşrolunur derken bu nükteyi işaret etmiş oldu. Hem şehitler için hem de ihramlı iken ölenler için. Kefenlemede esas kişinin uykuya çekildiği andaki giysisine benzer bir halin ölçü alınmasıdır. Kefenin erkek hakkında en kamil hali izar, kamis ve milhafe denilen üç parçadan oluşmasıdır. Ya da hülle, takım elbisesi olmasıdır. Kadın hakkında ise bunları ilave olarak baş ve göğüs örtüsü de eklenmiştir. Daha örtücü olması bakımından kadının halini daha uygundur. Cenazeye katılmakla da ilgili bir şey söyleyelim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki her kim bir Müslüman cenazesinin arkasından inanarak ve sevabını umarak yürürse ona bir kırat ecir vardır. Cenazeyi takip etmenin istenmesindeki sır ölüye değer verildiğini göstermek ve ölü yakınlarının gönlünü almaktır. Bunun yanında dua için elverişli, salih insanlardan oluşan bir topluluğun meydana gelmesini sağlamaktır. Cenazeye ne kadar çok insan katılırsa içlerindeki salih, güzel insan sayısı da artar. Onların da varlığı ve duası cenazeye fayda verir. Yani onların duaları cenaze hakkında şefaat olmuş olur. Ne kadar çok insan katılırsa ağzı dualı insan sayısı artmış olur. Cenazeye faydası olur. Efendim öldükten sonra hiçbir şeyin faydası yok. Geç onlar. Bunlar tamamen ümit kırıcı laflardır. İslam'a uygun değildir. Şimdi böyle bir hoca tiplemesi çıktı. Ölüye Kur'an okunması fayda etmez. Şu fayda etmez, bu fayda etmez. Yani onlara kalsa ölü adeta bir paçavra. Çöp tenekesini at gitsin. Ne kadar yanlış, ne kadar hatalı, ne kadar ümit kırıcı. İslamiyet o değil. İslamiyet'te her şey duadır, ümittir, faydadır. Bu ölüye de öyledir. Ölüye okuduğunuz her şey faydalıdır. Ölü için yaptığınız her şey faydalıdır. Hem ölüye faydalıdır hem de geride kalanlara faydalıdır. Elhamdülillah ülkemizde ve alem İslam'da, memalik İslamiye'de toplumlarda bunlar yerleşmiştir. Ölülere saygı güzeldir. O çirkin niyetli, hoca kılıklı adamlara rağmen bunlar çok güzeldir. Tebrik ediyorum yani. Halkımızın bu yönünü tebrik ediyorum. Bu yüzden defin işi bitirinceye kadar ayakta durulması teşvik edilmiştir. Kabre geldiniz, herkes orada ayakta bekler, yardımcı olur, yardımcı olanlar olur. Diğerleri ağızlarına dualar, ayakta bekler. Saygı. Cenaze kabre konulmadan önce oturulması o yüzden yasaklanmıştır. Hoş görülmemiştir. Bunu bazı yerlerde görüyorum. Belki çok yaşlılar için, hastalar için düşünülmüş. Oturarak takip etsin diye. Ama
Her şeyin suistimali olabiliyor. Bunun da olmuş. Yaşlılardan çok gençler oturuyor. Olmaz. Kabrin başında ayakta duracaksın. Dua edeceksin. Cenaze için ayağa kalkmak. Güzel bir ritüeldir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Şüphesiz ölüm bir dehşettir. Bu itibarla bir cenaze gördüğünüz zaman ayağa kalkın. Nesai'de ve İbn-i Mace'de geçiyor. Cenaiz bölümlerinde bu hadis. Mesela Efendimiz bir tane öyle cenaze geçiyordu. Kalktılar. Sahabe dediler ki, Ya Resulallah, o geçen cenaze bir Yahudidir. Allah Resulü ne buyurdu? Tamam Yahudidir ama neticede insandır. İnsan için ayağa kalkınız. İnsan için ayağa kalkınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam diriye de ölüye de hep nazik, hep kibar, hep edepli olmayı öğretiyor kardeşlerim. Şimdi ne diriye hürmet var, ne ölüye hürmet var. Olmaz yani. Yapmayalım. Hepimiz ölümü tadacağız. Bu güzel adetlerimizi sünnetten gelen bu güzel adetlerimizi kaybetmeyelim. Ayağa kalkma hükmünün efendim mensuh olduğu da söylenmiş, yani nesedilmiş diyenler var. Temiz söyledim öyle hocalar var. Evet, her şeyi değiştirebilirsiniz. Yapmak isterseniz yaparsanız sevap alırsınız. Yapmak isterseniz yapmazsanız o da sizin kalitenizi gösterir. Allahu alem diyelim. Allah niyetlerimize göre muamele edecek. İnnemâ lâ mâlu bin niyyâ. Ameller niyetlere göredir. Sıktıysam kusura bakmayın. Cenab-ı Hak hepimize merhamet etsin.